Ya bu millet bunu hak etti. Hak etti bu millet bunu. Yarış koparıyorlardı, davul çalıyorlardı caddede. Bugün hiç davul çalan yok zamlığa gelince. AK Parti kazandığı zaman uçak adı unutmadılar, uçak adı. Bizim hakkımızı nerede verecekler? Pazara çıkıyorlar 3-5 çapulcu. Bahalı. Ucuzu kan ucuz diyen yoktu. AK Parti'nin arkasından yarı çıkanlar böyle oyları verirken hiç de öyle diyen yoktu. Ben memnunum. Bundan sonra ben de AK Parti'ye vereceğim. Onlar verme desin ben vereceğim. Emekli maaşı bir günlük yetiyor. Aldığım gün yetiyor. Ondan sonra hadi 29 gün yat. Çıkmasın kardeşim. Asgari zam. Benzine zam, mazota zam. Her şeye zam. Bu hayat ne olacak? Asgari geçiniyor ne olacak? Emekliye zam yok. 7,5 lira nasıl geçireceğiz biz? He? Bak burada çalışıyoruz biz yömyeci olarak. Allah bize sabır versin. Kolaylık versin. Bak attık oylarımızı ama helal hoş olsun ama yaptığı yanlış. Allah bunun sorumlusu dış güçler olabilir. Dış güçler. Bize yüklenmesinler. Biraz da kendi üstteki, üst kademedeki yöneticiler sıksın artık sıksın. Temennimiz zam yapmaktan yana değiliz yani. Millet mağdur olmasını istemeyiz ama yapacak bir şey yok şu anlık. Zam olacak ki biz de kendi ekmeğimizin parası alalım yani. Ekmeğe zam gelince patronumuza zam vermiyor. Çıkarsın çıkarsın oğlum çok çıkarsın. Oluyor, çok zam mı diyor? Çıkarsın. Ay, çıkarsın. Allah bildiği gibi yapsın. 10 liraya çıkarsın. Allah. Bolu gündemden herkese merhaba. Bugün Bolu halkına ekmeğe gelecek zamları sorduk. Ekmek ayın 26'sında çarşamba günü 5 liradan 7,5 liraya yükseliyor. Peki Bolu halkı bu konuda ne düşünüyor? Şu anda zam yapmadık ama zam yapmak zorunda kaldık. Yani gelen un maliyeti, işçi maliyeti, doğalgaz maliyeti böyle olunca malum biz de ister istemez zam yapmak zorunda kalıyoruz yani. Bundan sonra 7,5 olacak ama ilerleyen zamanlarda inşallah daha artmaz yani. Tahsis unu da bitince böyle oldu yani. Fiyatı etkileyen en çok duru işçi ve uncu un maliyeti şu anda. Bir de doğalgaz. Eskiden devletin verdiği mesela 350 liradan alıyorduk. Şu anda o kalktı. 580'le 650 lira şu anda. İşçi maliyetlerimize %40 ona da zam geldi tabii. Asgari ücrete 11.400 olunca bizde de asgari ücretli eleman olmayınca böyle oluyor yani. Temennimiz zam yapmaktan yana değiliz yani. Millet mağdur olmasını istemeyiz ama yapacak bir şey yok şu anlık. Geç bile kaldı. Hayat pahalı. Daha ne olacak? Onun çoğu 8 milyon oldu. Şikayetçi olmayan kim var? Herkes hayattan şikayetçi yani. Benzine kaç para oldu? 3 gün sonra bir 2000 lira daha geliyor. En ucuz ekmek. Zam olacak ki biz de kendi ekmeğimizin parasını alalım yani. Ekmeğe zam gelince patronumuza zam vermiyor. Biz de geçinemiyoruz. Çok pahalı. Her şey çok zamlı. Çıksın. Yapacak bir şey yok. Her şey pahalı. Baksana pazar oğlum. Çıkarsın çıkarsın oğlum. Çok çıkarsın. Oluyor. Çok zam mı diyor? Çıkarsın. Ay, çıkarsın. Allah bildiği gibi yapsın. 10 liraya çıkarsın. Allah. Biraz inseydi iyi olurdu ama demek ki yine çıkıyor. Sağlık olsun ne yapalım. Sebebi hayat pahalı. Tarlalara pek buğday ekmiyorlar ondan galiba. Hiçbir şey diyemem abisin ya. Ben ne diyeyim abisinin? Her şey pahalı yani. Normal her şeye zam geliyor. Ekmek 10 lira olsun. 7,5 lira çok az. Ya bu millet bunu hak etti. Hak etti bu millet bunu. Yarış koparıyorlardı. Davul çalıyorlardı caddede. Bugün hiç davul çalan yok zamlığa gelince. AK Parti kazandığı zaman uçak adı unutmadılar uçak adı. Bizim hakkımızı nerede verecekler? Güldür zamlığa gelirken hiç kutlayan yok caddede şimdi. Hiç köylüyü düşünen yok. Pazara çıkıyorlar 3-5 çapulcu. Bahalı. Ucuzu kan ucuz diyen yoktu. AK Parti'nin arkasından yarı çıkanlar böyle oyları verirken hiç de öyle diyen yoktu. Her şeyi hak ediyorlar. Bu millet ben memnunum. Bundan sonra ben de AK Parti'ye vereceğim. Onlar verme desin ben vereceğim. Çok iyi. Bedava. Ne gelirse geliyor ekmek bu. Bak ben de 20 lira verdim şu an. İki bazlamaya 20 lira verdim. Emekli maaşı bir günlük yetiyor. Aldığım gün yetiyor. Ondan sonra hadi 29 gün yat. Dış güçler. AK Partililer öyle diye biliyor musun? Dış güçler diye. Sanki Türkiye'yi dış güçler yönetiyor. Onlar yok iktidarda. Ankara'da 7,5 çoktan oldu. Ben Ankara'dan geliyorum ya. Ülkenin ekonomisi iyiye gittiğini düşünmüyorum. Sorumlu olarak ben yani herkes biliyor yani. Çıkmasın kardeşim. Asgari zam. Benzine zam, mazota zam. Her şeye zam. Bu hayat ne olacak? Asgari geçiniyor ne olacak? Emekliye zam yok. 7,5 lira nasıl geçireceğiz biz? He? Bak burada çalışıyoruz biz yömyeci olarak. Allah bize sabır versin. Kolaylık versin. Bak attık oylarımızı ama helal hoş olsun ama yaptığı yanlış. Vallahi perişanız gerçekten bak.
Vallahi garibanın bir ekmeği vardı. Onu da elimizden alıyorlar artık. Aç kalacağız. Yani buramıza kadar geldi ya. Buramıza kadar geldi arkadaş. Ne yapsın bu gariban? Vallahi bunun sorumlusu dış güçler olabilir. Dış güçler. Vallahi geç kalmış. İyi dayanmışlar fırıncılar. Şu mazot farklarına göre, un fiyatlarına göre geç kalınmış bir zam. Vallahi sorumlusu halk. Ben değil. Emekliler ikinci işte çalışıyor. Gitsin köyde tarımla uğraşsın, hayvancılıkla uğraşsın. Gençler bu işleri yapsın. Şeyde tarımla uğraşan yok ki, hayvancılıkla uğraşan yok. Hepimiz suçluyuz abi şu anda. Kredi kartına düştük Mısır'da. 7 tane 50, tane 7,5. 7 tane 50 kredi kartı geçerli. Beğenmezsen küçük altın bak orada takılı. Parası iadeli. Şu anda ben olsam emeklilerin sigortalı işte, normal işte çalışmasını yasaklarım. Onlar ne yapacak biliyor musun? İş bulamayınca 7,5 milyona benim Kıbrıs Karaköy. Gidecek orada hayvancılıkla uğraşacak, tarımla uğraşacak. Ülke bu duruma gelmeyecek. Etin kilosu olmuş 400 lira. Nasıl alacak bu adam? Alamayacak. Bak ben muhtar adayım. Muhtarlığı kazanırsam Çıkınlar Mahallesi'nin aldığım maaşıyla çocuk okutacağım üniversitede. Ve de muhtarlıkları da kapatsın abi. Sadece vatandaşa yüklenmesinler. Gitsinler bütün mahalle muhtarlıklarını kapatsınlar. Devletin bir geliri olsun orada. Başımızdakilerin bir de yüksektekilerin masraflarını azalsınlar. Resmi arabayla adam hanımını güne yolluyor. Pazara alışverişe yolluyor. Yazık değil mi bu? Bize yüklenmesinler. Biraz da kendi üst kademedeki yöneticiler sıksın artık, sıksın. Çok pahalı. Esnaftan da kaynaklanıyor. Ekonominin durumunun kendini bir alan var, alamayan var. Biraz da vatandaşları düşünmeleri lazım. Alan da var, alamayan da var. Herkesin tuzu kuru değil. Yaş olanı da var. Fiyatları aynı durumda durduğu zaman da biraz daha iyi olur yani. Normal, her şey çıktığı için o da çıkması normal yani. 7,5. Çünkü asgari ücret arttı. Maliyetler arttı, mazot arttı. Dağıtım, ekmekleri normal yani. Sorumlusu sistem. Evet, bugün Bolu halkına ekmeğe gelecek yeni zamlar hakkındaki fikirlerini sorduk. Halkımız ekmeğe gelecek yeni zamlardan memnun değil gözüküyor. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.